Mehmet Bey, Temmuz ayında asgari ücrette bir zam yapılması bekleniyor. Sizce bu ne kadar olur? Şimdi ben devlet memuruyum. Benim aldığım maaş hani şu anda asgari düzeyde 23 bin ekstraları hariç. Bu bana yetmiyorsa bir asgari ücretin de en azından şu anda yani 25 bin olması gerekir diye düşünüyorum. Ama mümkün mü? Herhalde Türkiye'nin şimdiki şu anki şartlarında mümkün değil. Peki sizce dediğiniz miktar bir asgari ücretle kendini geçindirebilir mi? Ben normal maaşımla bile geçinemiyorsam asgari ücretle nasıl o asgari düzeydeki o maaşla kendini geçindirebiliyor? Ya ben anlamakta zorlanıyorum onları. Hatta bazen diyorum maaşımı kartımı onlara vereyim. Onlar benim harcamalarımı, evimin ekonomisini onlar yönlendirsin. Yani ben maaşımla geçinemiyorum, zor geçinemiyorum. Ay sonunu inan ki zor getirebiliyoruz şu anda. Zor duruma sokan da bu fiyat değişkenliği. Normalde aslında sabit kalsa, sabit bir maaş da olsa ona göre hani kendimizi ona göre ayarlarız. Ama bu sürekli fiyat değişikliğine biz artık ayak uyduramıyoruz. Yani akaryakıtın yükselip düşmesini artık umursamıyoruz. Yani artık takip etmek bizim zamanımızı alıyor, enerjimizi alıyor. Onun için biz de peşini bırakmışız. Öyle yapmışız. İnsanımızda o bilgi, beceri, yetenek var. Bizim insanımızda. İnanıyoruz. Yani yapabileceğine inanıyoruz. Yani yeter ki hani var o bilgi, enerji var bizde. Bakanların hepsi değişti. Bakanlar bu sistemi değiştirir mi? Yer oturtur mu? Aslında burada siyasi bir cevap var ama onu vermeyeyim. Siyasi şeye girmeyeyim. Yani insanımıza Allah yardımcı olsun. Vatanımıza, milletimize, insanlarımıza. Elbet bu kötü günler yani kötüdür, iyi değil. Geçer, inanıyoruz zaten. O inançla biz yaşıyoruz. Şimdi ben zamın yüzdelik üzerinden yapılmasına karşı bir insanım. Çünkü 20 bin lira alan bir emekli 8 bin lira alıyor %20 olursa, diğeri 3 bin mi 4 bin mi öyle bir para alıyor. Bu doğru bir şey değil. Enflasyon vuruyorsa bana da vuruyor, sana da vuruyor. Nedir enflasyon? Diyelim ki 3 bin lira vurmuş. Herkese 3 bin lira verilmesi lazım. Yüzdelik olarak emeklere zam verilmesine karşıyım. Ondan sonra onun için bundan dolayı Türkiye'de bir uçurum olmuştur. Bazı emekliler, işçi emekleri 20 bin liranın üzerinde alıyor. Bazı emekliler daha yeni yeni 7500 lira alıyor. Bu hesap uzmanlarının hesaplarına karşıyım. Ha emekliliğin ne olması lazım şu anda? Bu enflasyona göre en düşük emekli 15-20 bin lira olması lazım. Kabul etsinler veya etmesinler. Geçim standartları budur. Bunlar yüzdelik verecek be efendim. Ya sana 2 bin lira, 3 bin lira zam verdim de emekli aylığın 10 bin lira oldu. Emekli aylığım 10 olsan olur, 15 olsan olur. Emekli demek ölüm sınırının adı altında bir maaş alıyoruz. Açlık sınırının altında olan ölüm sınırıdır. Ölüm sınırında maaş alıyoruz. Bundan dolayı da isyan ediyoruz. İsyanımız ancak Cenab-ı Allah katına ulaşır. Bu hükümetten hiçbir şey beklemiyorum. Daha da fazla konuşmak için. Peki sizce ne asgari ücrete ve emeklilik maaşı ne kadar olmalı? Asgari ücretin de 15 mi yani? Şimdi en düşük emekli bir defa asgari ücrete bağlanması lazım. Emekli ayrı, asgari ücret ayrı. Zaten asgari ücret. Bir emekli de asgari ücret almazsa o ölüm sınırındadır. Vallahi asgari ücretin bu zamlara göre, bu şeylere, şartlara göre yani yeterli olacağını sanmıyorum. Yani normalinde bu zamlar gelmese asgari ücreti yükseltmesinler. Dolar bazında, madem dolar bu kadar yükseliyorsa, dolar bazında sabit tutsalar daha iyi olur. Hiçbir zaman zamı yapmasın. Onu zamı önermiyoruz ama zamları da istemiyoruz. Yani. Enflasyon dursun, zama gerek yok. Ya artışa gerek yok. Ama öyle de bir imkan yok. Peki siz emeklisiniz. Sizce emekli maaşı ne kadar olmalı? Ya emekli maaşı en azından bir 500 euro bazında denk alırsak Avrupa şeylerine göre yani 500 euro bir denk bulması lazım yani en azından asgari ücretini yani bugün euro mesela 20-25 lira çıktı
bunu şey yaptığımız zaman karşılamıyor yani. Yani bir 500 liraya karşılamıyor. Peki siz şu anda emekli maaşınızla geçinebiliyor musunuz? Yok. Maalesef. Kim geçinebiliyor ki? Yani kira bugün 5000'den aşağı kira yok. En düşük kirayla. Ama en düşük emeklilikte 7500 lira. 7500 lirayla ne kadar geçinebilirsin ki? Yani ha kirası olmasa gene geçinemez. Yani bu mutfak masrafına yetmiyor yani. Ekonomi çok yüksek. Vallahi şu anda geçinemiyoruz. Devletimizde, hükümetimizde bir zam beklentimiz var. Ne kadar yapacaklarını bilmiyoruz yani. Peki sizce ne kadar olmalı? Bence en az %50 olmalı. Peki öyle olsa geçimimizi sağlayabilecek miyiz? İşte bir nevi rahatlarız yani. Geçim şu anda çok zor. Çok zor. Meyveyi alamıyoruz. Ne bileyim bir markete gidip en azından 2 milyarla dışarı çıkamıyoruz. Allah fakir fukaraya yardım etsin. Amin. Asgari ücret ne kadar olmalı sizce? En azından 11-12 milyar olmalı. Biraz üzerine çıkması lazım biraz. Çünkü halkımızın %40-50'si asgari ücretle çalışıyor. Bir zam beklentisi var. Teşekkür ederim.